Isuzu'nun EQR kamyonet yağını değiştirmeyi göstereceğim. Önce bu tapayı somunla gevşettik, lokmayla gevşettikten sonra somunu alıyoruz. Yağ iyice boşalıncaya kadar bekleyeceğiz. Eski yağ hiç kalmasın içinde. Isuzu'muzun yağ filtresi sağ tarafında. Aracın burada. Sökeceğim. Şekilde yukarı doğru çekiyorum. Uzunca bir mil. Mili aldıktan sonra dış kabını alıyoruz. Şu eski filtremiz. Şimdi burada yağın tortusu birikiyor etrafında. Onları temizlerseniz iyi olur. Ben temizleyip öyle takacağım. Şimdi yeni aldığımız filtrenin içinden şu şekilde conta takımı çıkıyor. Bunlar hangisi nereye gelecek bunları anlatacağım. Şu büyük olan şu şekilde. Göstereyim. Şu conta. Şu dış. Bunu alıyoruz. Bu böyle yatsılaşmış. Yeni çıkanı koyacağız oraya. Şimdi yeniyi bu şekilde üstten geçirip bu şekilde bunu oturttuktan sonra diğerlerine geçelim. Ben şu şekilde dış sırtını içini dışını temizledim. Bunu temizlemeniz, içini temizlemeniz önemli. Dediğim gibi yağ tortuları kalıyor. Onlar tekrar motora gitmez. Şu şekilde tertemiz içini dışını temizledik. Eski filtre. Şimdi sıralama şu şekilde. Önce şu contayı takıyoruz. Bunu yukarı doğru şöyle çektik. Bunu yukarıdan aşağı verdik. Çeviriyoruz. Şöyle. Bu şekilde taktıktan sonra yayı içine atıyoruz. Şu pulunu atıyoruz. Filtrenin dar ağzı var, geniş ağzı var. Bu geniş ağzı şu şekilde yaylı somunun başının olduğu tarafa gelecek. Dar ağzı buraya böyle. Şu şekilde yaylanıyor. Bunu tutup yine aynı yerine takacağız. Bu ağızlarını falan buraları ezdirmemeye dikkat ediyoruz. Filtre tarafını da yoksa yağ kaçırır araç. Şu şekilde yerine kabaca oturduktan sonra filtrenin tasını yerine oturtuyoruz. Şu şekilde oturduğunu hissettikten sonra somunu bastırarak sıkacağım. Tası yerine oturttuktan sonra yukarıdan aşağı doğru bastırarak sıkıyorum. O ilk başta koyduğumuz conta şu. Genişledikçe civatanın tepe kısmı konik olduğu için yukarı doğru kayıyor. En sonunda burada sıkıca oturuyor. Zaten oradan çok bir kaçak olmaz. Olabilecek muhtemel kaçakları engellemek için konulmuş. Önceki söktüğümde o contayı hiç koymamışlardı bile. Ben yerine takıp sıktım. Şimdi aracın alt tapasını kapatacağım. Sonra yağını ilave edeceğiz. Şu şekilde tekrar yerine takıyoruz.
Diş kaptırmamaya dikkat. Çok aşırı sıkıp yerini de yalama yapmıyoruz. Bu eski yağımız simsiyah durumda. Zaten dizel araç çabuk kararır. Yeni yağ, ben petrolü maksimum kullanıyorum. Bismillahirrahmanirrahim deyip yağımızı boşaltıyoruz. Şimdi yağ doldurma işlemimiz tamam. Şimdi derler ki bu yağ çubuğunun şu iki çizginin arasında olacak yağ diyorlar. Bu yanlış bilgi. Doğrusu üsttekinin, tam üsttekinin sınırında olacak. Şu şekilde göstereyim ben size. Yandırdık, çıkardık. Şu şekilde tam üstteki noktada olacak. Arabamızın ağzını gözünü temizleyeceğiz. Sonra işlemimiz bitti. Evet, Isuzu'muz kullanıma hazır. Yeni yağıyla. Benim işlerim tamam. Yağ kaçağı falan yok. Tertemiz. Bu kadar.